İkido'nun felsefesi başkalarını doğru yola getirmek değil, sizin doğru yola gelmeniz. Bu birçok aslında Japon savaş sanatında geçerli olan bir şey. Asla zorda kalmadıkça bu sanatçılar diyorum çünkü bu bir sanat aslında geçmişten günümüze gelen kendilerini ancak savunmak için ve son dakikada ancak hiçbir çıkış yolu yoksa buna başvuruyorlar. Bunu da söyleyelim. Değil mi? Doğrudur. Evet. Peki. Şimdi biz diğer arkadaşlarımızı davet edelim ve sizin lütfen bize de yaptıkları hareketi de tarif etmenizi, Tabii. anlatmanızı isteyeceğiz. Bir alkışlarla onları biz alalım. Utku Havuç ve İpek Süsoy geliyor. Kadınların da yapabileceğini söylemiştik ama diğer tarafta Utku var. Utku. Vaa! Dikkat et kendine ya. Evet. 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 Nereden başlayalım? Nasıl Nasıl başlayalım? başlayalım? Biz Biz şimdi bilmeyiz ki. sporcularda gelince böyle bir kaldık. Nasıl bir şey söylenmesi, bir öncesinde selam verilmesi ya da bir şey bilmiyorum gerekiyor mu? Onların hepsiyle bize gösterirseniz biz de tam olarak tanıtmış olalım. Şöyle yapalım Utku, sana bir mikrofon verelim ya da istersen onlar anlatmasınlar, biz senden Ben dinleyelim, anlatayım. olur mu? Olur. Başlamadan Tabii. önce. Evet. Hareketleri bize tek tek gösterir misin lütfen? Şimdi başlangıç olarak birbirlerine selam veriyorlar. Tamam. Çalışma başlayacak. Bayan olduğu için öncelik göstermiyor Evet. herhalde. Şimdi evet. Bıçakla atak yapıyor. Dikkat ederseniz önünde durmuyor her zaman. Kendisini güvenli tarafa alıyor. Ve sonra karşı tarafın zayıflığını kullanarak bıçağı elinden alıyor. Aman Utku, yavaş düş. Burada da her kuşun eti yenmez olayını gösterdi. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Herhalde düşme tekniğini de bilmek lazım, öyle değil Tabii mi? ki. Biz burada eyvah falan diyoruz ama o hiç taş gibi kalkıyor maşallah. Tabii. Karşılıklı bir ahenk olması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Aynı zamanda da Aikido çalışanların iyi bir şekilde düşmeyebilmesi gerekiyor kendisini koruması için. Öyle ki burada gördüğümüz gibi düşecek, kalkacak. Şeyde de Devam öyledir ya, edecek. kayak sporunda da ilk önce düşmeyi öğretirler. Bu güzelmiş. Orada herhalde belirli bir bölgeler var. Oraya dokununca herhalde Tabii. insan kımıldayamıyor, değil mi? Yani zamanlama ve mesafeyi kullanıyor. Uygun zamanda, uygun yere girdiği zaman karşı tarafa etkili oluyor. Karşı tarafın gücünü aslında ona karşı kullanıyor, değil mi? Aynen öyle. Peki Utku ve İpek'in dereceleri ne? Utku şu anda ikinci dan, İpek birinci dan seviyesinde. Dan adım demektir. Siyah kuşak dereceleridir bunlar. Giysiye ne diyorlar biliyor musun bu giysiler element? Gi. Giy. Gi. Evet. Entari Gi. Çok dikkatimi çekmişti benim. Evet. Yapılan teknikleri aslında biraz da anlatmak gerekir Tabii. izleyicilerimize. Biraz teknikle ilgili bilgi de verirseniz. Tabii. Şimdi çok çeşitli ataklar var. Görüyorsunuz mesela yumruklu veya vuruşlu teknikler oluyor, olabiliyor. Tutuşlu teknikler de olabiliyor. Yine karşı taraf enerjisini kullanarak, uygun yere geçerek, uygun zamanlamayla onu etkisiz hale getiriyor. Ve dikkat ederseniz bitirişte kontrol ediyor. Aldıktan sonra onun dengesini bozuyor. Bitirdikten sonra... Peki ne kadar yükselebiliyor? Önce bir arkadaşlarımıza bir teşekkür edelim, bir alkışlayalım. Gitmeyin, gitmeyin. Biraz önce tabii kadınların da bu sporu yapabileceğinden biz bahsetmiştik. Şahlacığım, bence bir Duygu'ya mikrofon uzatmak lazım. Bu arada Utku, şunu sormak lazım. Ne kadar yükselebiliyor? Birinci dan, ikinci dan, en üstü nedir bunun? Aslında dan seviyeleri şimdi siyah kuşak olduğunuz zaman birinci dan oluyorsunuz. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü danlar şeklinde devam ediyor. Her seferinde dan dereceleri ilerlerken sınavlar arasındaki süre uzar. Birinci dan bir senedir, ikinci dana geçme 2 senedir şeklinde devam eder. Dünyada büyük hocalar 7., 8. veya 9. dan olabiliyorlar ama bu hocalar tabii yani belki 50-60 senelerini, hayatlarını bu sanata veriyorlar. Bu şekilde. Sonu yoktur yani Aikido'nun. Sen o kaçıncı dansın? Ben şu an 3. danım. 3. dansın. Üçüncü. Ona göre aklınızı Sen başınıza alın birinci arkadaşlar. herhalde, Bir değil mi? üçüncü dan var burada. Kaç yıldır yapıyorsun o zaman bu sporu? Dört sene bitti. 4 yıldır. Peki nasıl tanıştın bu sporla? Üniversiteye başlayınca yani bir topluluğa gireyim dedim. Öyle olunca işte bakarken buna başladım. İşte hani tamamen bilinçsizce başladım aslında. Ondan sonra yavaş yavaş sevmeye başladım. Sevdikçe araştırdım, araştıkça daha çok sevdim. Ve böylece devam ettim. Peki neler kattı senin hayatına bu sanat?
Öncelikli olarak bu bir hani spor. Dolayısıyla sportif bir gelişim sağlıyor. Çünkü antrenmanlarımız hani fizik kondisyon da var içerisinde. Güç çalışmaları da var. Dolayısıyla bu hani kendi bedenimde çok gelişme sağladı. Duruşumda çok gelişme sağladı. Aynı zamanda beceriye yönelik bir spor. Yani baktığınız şeyi kendi bedeninizde uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz motor skilleri geliştiriyor insandaki. Böyle ve her alanda aslında faydası var. Tabii özellikle ki, kadınlar için söyledik. Utku, peki senin sesini de duyuralım biz izleyicilerimize. Ki. Sen kaç yıldır uğraşıyorsun bu sporla? Ben 9 senedir uğraşıyorum. Ben de üniversitede başladım. Utku Aikido topluluğunda başladım. Daha sonra 9 sene sonra da artık oranın eğitmenliğini de yapıyorum. Öğrencilerin muhakkak vardır. Evet, hem çocuk öğrencilerim var, yaklaşık 70 tane. Büyüklerde de yaklaşık 100 öğrencimiz var. Oldukça kalabalık bir topluluğuz. Çocuk öğrencilerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Onların enerjisi çok yüksek öncelikli olarak. Çünkü biraz önce programa başlamadan evvel konuştuk. 6 yaşında, 5,5 yaşında öğrenciler var. Onların enerjisi zaten mümkün değil onlara yetişmek. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor eğitim süreci? Bizim için en önemlisi artık dünyada önemli problemlerden birisi obezite. Çocukların artık obezlik tehlikesiyle karşı karşıya olması. Bunu yenmek için de onlara en önemlisi fiziksel aktivite yaptırıyoruz. Bir saatlik bir sürenin içerisinde minimum yarım saati onların fiziksel olarak gelişimini sağlayacak hareketlerde bulunuyoruz. Bu sayede de bir şekilde vücutları gelişiyor. En azından bir disiplinleri oluyor değil mi? Spor anlamında bir şeyler yapmış oluyorlar ve söylediğin gibi artık ülkemizde de maalesef günden güne çoğalan artan obezite tehlikesiyle belki baş başa kalmıyorlar bu durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Biz herhalde performansları izlemeye devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda biz sizi tekrar stüdyomuza davet edeceğiz ama biz sohbetimize devam edelim diğer tarafta. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu alkış sizlerin. Bu aslında şunu gösteriyor. Tabii her üniversitenin farklı kulüpleri, farklı toplulukları var. Aikido topluluğu olabilir veya karate olabilir veya sanatla ilgili başka bir uğraşı olabilir ama... Daha çok öğrenciler o dönemde o derslerin yoğunluğuyla boğuşmaktan dolayı çok fazla kendilerini bir şeyle bir arada bulamıyorlar. Bu sanatlarla belki uğraşamıyorlar ama muhakkak gerekiyor. Çünkü hayatlarını dizginlemesi için bence en önemli yöntemlerden bir tanesi. Bir kere sosyal bir aktivite ve hakikaten felsefesi olan bir spor yapıyorsun. Bir de işte biraz önce söyledin ya Osmanlı tokadı. Bunun yanı sıra ekstra bir şeyler katmış oluyorsun. Biber gazı, Osmanlı tokadı. Bence hani ülkemizde gerçekten kadınların çantasında bazı yerlerde olması gereken şeylerden bir tanesi. Çok güvenli yerler var elbette. Bazı yerler güvenli. Ülkemizdeki birçok insan misafirperver, dost. Ama her ülkede çürük yumurtalar var. Bizim ülkemizde de var. Son yıllarda da neler olduğunu biliyoruz, görüyoruz zaten. Ondan dolayı kadın için bence çok çok önemli diye düşünüyorum. Şiddet için değil de kendini koruma amaçlı şeyler yapılmalı. Aynen öyle. Yoksa ben Aikido öğrendim diye sokakta tabii giderken yani. Gel bakayım sana iki tane gidip dalmak olmaz yani. Evet. Aslında işte adı üstünde savunma sporu, öyle değil mi? Tabii. Peki nasıl başlıyorsunuz? İlk başlayanlara ilk öğrettiğiniz şey nedir? Mesela ben sizin öğrenciniz olsam hangi hareketi ilk öğrenmem gerekir veya neyi öğrenmem gerekir? Şimdi tabii önce çok temellerle başlamak gerekiyor. Temel olarak önce az önce de gördük gösteri sırasında düşmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl düşülür? Nasıl takla çok atılır? Çok iyi düşerim. Çok iyi. O zaman çok iyi bir aikidocu olabilirsiniz. Çünkü iyi aikidocu iyi düşebilen aslında. Biz niye düşüyoruz? Yani kendimizi yere atmıyoruz esasında. Düşmemizin sebebi kendimizi korumak, karşımızdakini çalıştırtmak. Düştükten sonra yormak, sağlam bir şekilde kalkıp atağı tekrar yapabilmek için düşüyoruz. O yüzden düşmeye de çalışıyoruz. Düşmek de bir tekniktir. İyi hocalar ya da iyi aikidocular çok iyi düşerler. Onu yapabilmek gerekiyor. Bununla başlıyoruz. Temel vücut hareketleri vardır. Yürüyüşler, dönüşler vardır. Bunları çalışıyoruz. Sonra zamanla yavaş yavaş teknikler çalışmaya başlıyoruz. Tutuşlu tekniklerle başlıyoruz. Daha sonra vuruşlu tekniklere geçiyoruz. Ve bunları bol bol tekrar ediyoruz. Tekrara dayalıdır Aikido. Yani bütün disiplin sanatları tekrara dayalıdır. Peki ülkemizde aşağı yukarı Aikido ile uğraşan kaç kişi var? Öyle sanıyorum ki bu sayı 20 binler civarında diye tahmin ediyorum. Veya belki çok daha fazla. Öyle tahmin ediyorum. Azımsanmayacak kadar çok. Tabii. Ama Aikido ile tabii bu arada biraz önce biz sohbete başlarken Aikido ve Budo'nun ayrılmaz bir parça olduğunu söylemiştin. Budo da Aikido'nun herhalde yan dalı mı yoksa birlikte devam edilen bir dal mı yoksa farklı bir şey mi tamamen? Çünkü federasyonları aynı.
Öyle değil mi? Federasyonumuzun adı aslında Aikido ve Budo Federasyonu'dur. Yani Budo aslında savaşçının yolu demektir. O da bir doğudur. Yani o da bir yoldur. Ve genel bir isimdir. Bu mesela bugün bildiğimiz Judo, Karate-do, Tekvando, Aikido, Kendo gibi sporların aslında çatısı altında toplayan şey Budo'dur. Kavram Budo'dur. Evet, bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi Do tabii yol ama biz de kendi yolumuzu biliyorsunuz, bizim bir de bir sanatımız var, savunma sanatımız. Sunucu Do. Sunucunun yolu, kendini savunacaksın. Bizde var, ooo böyle bir hareket vardı, hatırlar mısınız? O neydi? Onun sanatı var mı böyle bir hareket? Aklıma geldi. Yaparsanız niye olmasın? Şimdi biraz önce... Doğaçlamayla da oluyor yani. Hani programa başlamadan önce konuşuyorduk ya Levent. Falan. Levent'e sordum, dedim ki sen hiç uzak doğu sporlarıyla ilgilendin mi? Hiç spor yaptın mı diye. Verdiği cevap. Ne demiştim ben? Vurkaç. Ha vur. Vurkaç sporuyla ilgileniyormuş. Ya zaten gerçekten kavga kadar lüzumsuz bir şey olabilir mi? Erkekliğin %99'u kaçmaktır derler. Eğer bir kavganın içindeysen kaçacaksın. Ne gerek var? Zaten insanlar hakikaten artık bir de günümüzde şunu söylemek lazım. Felsefesi olduğu için bunu biz özellikle konuşuyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar, katkınız olursa lütfen söyleyeyim. Bakın böyle bir saçmalık olabilir mi? Siz diyorsunuz ki, konuşuyorsunuz, bir gerginlik oldu bir ortamda. Adam sizle dövüşmek yerine ya bıçak çıkarıyor ya silah çıkarıyor. Var mı böyle bir şey? Böyle bir delikanlılık, böyle bir mertlik. Yani hani bizim ülkemizde, bütün dünyada zaten böyle bir risk her zaman var. Ondan dolayı bir şey söylerken bile hiç gerçekten polemik yaratmamak lazım. Lisanı münasiple söylemeyeceksin. Dön arkanı git. Biter. Sinirin varsa da geçer. Önemli orada değil. Orada kalır değil mi? Orada kalır. Ne gerek var? Netice itibariyle hiçbir şey canından, hayatından daha mühim değil. Dolayısıyla artık hakikaten ufacık bir şeyin bile gerginliğe sebebiyet olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Otopark, işte ne bileyim, trafikte vesaire çok çabuk sinirlenebiliyoruz. Dolayısıyla biz elbette ki bu sanatları öğrenelim, elbette ki kendimizi savunmayı başaralım ama silahla, bıçakla, kavgayla, dövüşle değil. Aynen öyle. Bu arada Hale de bir şeyler söyleyecek bize ama zannediyorum Hale'nin de biz vücut yapısına baktığımızda onun da eski bir karateci olduğunu söylememek lazım. Çünkü değil. Evet Hale'ciğim. Değilim. Maalesef çok da zayıfım o anlamda. Ben bir şey merak ederim. Maalesef dünyada da böyledir, eminim vardır. Ama Türkiye'de özellikle komşular arasında müziğin sesini neden bu kadar açtın deyip ondan sonra da vefat eden bu ülkede insanlarımız var. Yani işte silahı getirip, sahte silahı getirip, karşısındaki de o silahı gerçek sanıp o da gidip kendi silahını alıp getirip maalesef ölen, aramızdan ayrılan insanlar var. Sadece kendini korumak amaçlı size başvuran hanımlar olabilir, beyler olabilir. Günlük hayatta işte bu tür şeylerle karşılaşırsam kendimi nasıl savunabilirim diye başvuran ve size gelen ve bu spora başlayan insanlar var mı çok fazla? Olmaz, bayanlar ağırlıkta mı? Bunu da merak ediyorum. Yani son yıllarda özellikle bayan ağırlığı artmaya başladı. Şimdi şunu da belirtmek lazım belki. Yani biz Aikido çalıştığımız zaman hemen karşımızdakini döveceğiz, alt edeceğiz gibi de olmuyor. Özellikle biraz soğukkanlılığınız ya da soğukkanlı olabilmeniz gelişiyor. Bir olay gerçekleştiği zaman önce soğukkanlı olabiliyorsunuz. Bir duruyorsunuz, duruma bakıyorsunuz. Eğer size bir saldırı varsa veya herhangi bir şey olabilecekse. Bu çok önemli. Çünkü mantıklı düşünebiliyorsunuz. Yani belki orada fiziksel mücadele son aşama. Mümkünse olmaması. Ama eğer olursa da zaten onun eğitimini almış oluyorsunuz. Kendinizi korur hale gelmiş oluyorsunuz. Evet, böyle yani gibidir. Bizim de söylediğimiz gibi kaçınılmaz durumlarda bu ancak böyle oluyor. Sanırım daha çok herhalde karşımızdakini etkisiz hale getirmek değil mi? Tabii. İlk hedef. Şimdi şöyle bir gebertmek, ağzını burnunu kırmak evet, değil yani. Şimdi şöyle bir örnek verebilirim mesela, diyelim ki bayanlarda. Şimdi güçlü bir erkek saldırdı diyelim ki. Şimdi bir bayan yumruk vurup o erkeği yıkabilir ama o erkek belki de veya kendisine daha güçlü olan kişi diyelim, daha kızgın kalkacaktır. Dolayısıyla Aikido'da biz karşı tarafı etkisiz hale getirdiğimiz zaman son aşamada onu hareket edemez duruma getiriyoruz. Kilitliyoruz yani bir nevi. Yani bir vurdu mu bir daha kalkamaz. Biz sizden biraz sonra bir gösteri alacağız ama öncesinde siz bana programa başlamadan önce bir iki hareket öğrettiniz. Onu gösterelim mi izleyicilere? Ben de Aikido yapıyorum bu arada. Oo, Aikido yapıyorum oldu. Oldu. Aikido'nun A'sındasın sen daha. Dur bakalım bir saniye. Aikido'nun A'sına gelmedim bir de. Oha, bir saniye.
Bir gösterelim o zaman Şahlı'ya. Tabii, sonra tabii. Güzel bir şarkı dinleyelim. Şimdi nasıl savunuyoruz kendimizi onu göstereceğiz elbette ki. Ben güçsüzüm. Siz benden daha güçlüsünüz, evet. Ve herhangi bir saldırı anında kendimizi kapatıyoruz, evet. Her zaman olduğu gibi. Evet. Tabii biz kadınlar direkt saça dalarız ama. Bu da olabilir tabii. Böyle miydi hocam? Şimdi Şahlı filmden izlediği mesela. Taktikleri kullanıyor bakın. Şimdi basit bir şey yapacağız. Ben yükleniyorum size. Beni yönlendiriyorsunuz. Ve evet. Oo. Levent. Yani ona göre. Gayet güzel. Gayet güzel.